Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana innaka entel alimul hakim. Sadakallahul azim. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Çok kıymetli değerli öğrencilerimiz, bugün inşallah Müzzemmil suresi ile Kur'an-ı Kerim tasih huruf ve tefsir derslerimizin 331.si ile sizinle beraber olacağız inşallah. Dersimize başlamadan önce Cenab-ı Hak cümlemizi hayırlı işlerimizde, güzel işlerimizde, ibadetlerimizde muvaffak eylesin. Kur'an hizmetlerimizde bizi muvaffak eylesin ve rızasına muvafık eylesin inşallah. Memleketimizi, milletimizi, İslam alemini ve elbette ki tüm insanlığı yaşadığımız bu sıkıntılardan en kısa zamanda kurtarmasını Cenab-ı Hak'tan hasreten niyaz ediyoruz ve Bismillah diyoruz. Değerli öğrencilerim, Müzzemmil suresinin özellikle tefsiriyle alakalı topladığımız ve anlatmaya çalışacağımız bilgilerin kaynağı olarak bu bölüm için merhum müellif Elmalılı Hamdi Yazır Hoca Efendi'nin Hak Dini, Kur'an Dili ve Kur'an Yolu bir heyet tarafından hazırlanan Kur'an Yolu tefsiri Müzzemmil suresi Müzzemmil maddesini Dia'da yazan Kamil Yaşar kardeşimizin yazdığı madde ile ve bir de Hasan Basri Çantay merhumun meşhur meali Kur'an-ı Hakim ve Meali Kerim ile bu eserlerle yola çıkıyoruz. Bunlardan istifade ettiğimizi özellikle ifade ediyoruz. Değerli öğrencilerimiz, Müzzemmil suresi Mekke'de nazil olmuş, 19 ayeti bir bütün halinde, 20. ayeti ki surenin en uzun ayetidir, İlk ayetlerden çok çok zaman sonra nazil olmuştur. Bismillah, inne rabbeke ya'lem diye başlayan 20. ayet, daha sonra hatta Hazreti Ayşe validemizden rivayete göre yıllar sonra nazil olmuştur. Fakat surenin özellikle ilk bölümü Mekki'dir. İkinci bölümü az önce okuduğumuz ayet Mekki midir, Medeni midir? Bu konuda da ihtilaf vardır. Birinci ayet El-Müzzemmil kelimesini de ihtiva eder ve sure bu kelimeden ismini alır. El-Müzzemmil örtüsüne bürünen kimse demektir. Buhari'de mevcut bir rivayetten şunu öğreniyoruz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Hira mağarasında günlük tefekkürlerine devam ettiği bir tarihte kendisine gelen vahiy meleğiyle karşı karşıya kalır ve vahiy meleğini görür. Ondan ilk Kur'an ayetlerini alır. Fakat gerek asli suretiyle gördüğü Cebrail'in o sureti, o heybeti, gerekse kendisine vahyedilen ayetlerin ağırlığı, yani vahyin kendine has ağırlığı sebebiyle elbette ki beşeriyeti icabı bir korku yaşamış, heyecan duymuş ve hemen dönerek evine gelmiş. Kıymetli eşi
Hazreti Hatice validemize beni örtün, beni örtün diye söylemiş. O da Allah Resulü'nün üzerini bir şeyle örtmüş. Bilemiyoruz, bir süre o hal üzere Resulullah kalmış ve daha sonra Cebrail vahiy meleği tekrar gelmiş ve şimdi okuyacağımız surenin ilk ayetiyle vahiy telkinine, tebliğine başlamış. Ey örtüsüne bürünen diye ayetleri okumaya başlamış. Bu genel kabuldür. Yani surenin inzali ile inişiyle alakalı sebebi nüzul olarak ağırlıklı görüş budur. Şöyle bir rivayette vardır. Bunu da bilmemizde fayda var. Mekke'de Darun Nedve'de müşrik toplumun ileri gelenleri toplanmışlar. Toplantının gündemi ben peygamberim, peygamber olarak gönderildim diyen Muhammedül Emin'dir. Hazreti Peygamber'dir. Toplantının gündeminde onların ifadesiyle bu adamdan nasıl kurtuluruz? Neler yapalım da bundan kurtulalım? Gündem budur. Toplantıda bir kısmı, daha doğrusu şöyle bir ortaya cümle atılır. Denir ki, gelin şu adama bir isim takın da takalım da halk onu o isimle çağırsın. Derken içlerinden bir kısmı kahin diyelim diye teklifte bulunmuş. Fakat bir kısmı hayır demiş. Kahin değil. Mecnun diyelim. Buna da karşı çıkanlar olmuş. Çünkü Mecnun değil. Neden? Çünkü kendisini, peygamberi Muhammed'i aleyhissalatu vesselam iyi tanıyorlar. Aralarında büyümüş, beraber olmuşlar aynı toplumda. Sihirbaz diyelim diyenler olmuş. Bu da kabul görmemiş. Hatta toplantının sonunda gelin sevgiliyi sevgilisinden ayıran kişi diyelim teklifi gelmiş ve bu şekilde toplantı dağılmış. Tabii bu haberler orada kalmamış. Allah Resulü'nün kulağına gitmiş ve Allah Resulü cidden çok ama çok üzülmüş. İşte bu hadise üzerine Cebrail gelip Müzzemmil suresinin ayetlerini okumaya başlamış. Bu da bir rivayet ama birinci rivayet Buhari'de geçen birinci rivayet daha ağırlıklı. Bu son rivayet başta Kurtubi olmak üzere bazı tefsirlerimizde mevcuttur. Değerli öğrencilerimiz, Müzzemmil suresi Risaletin başladığını ve Risalete hazırlık programını ihtiva eder. Allah Resulü ağır bir göreve hazırlanmakta, ona bunun nasıl olması gerektiğini ifade eden beyanlar vardır surenin ayetlerinde. Biraz sonra motamot, kelime kelime açıklamasına geçmeden bunları bilirsek sureyi anlamamız daha güzel olur diye düşünüyorum. Mesela bu peygamberi bir şahsiyeti ortaya çıkarma böyle bir eğitimin ilk maddesinde çok manidar, çok düşündürücü. Gece ibadeti isteniyor. Geceleyin kalkması, ibadet etmesi, Allah'ın kelamını o ana kadar vahyedilenleri ve daha sonra vahyedilecek ayetleri belli bir kıvamda hakkıyla tilavet dediğimiz tertil üzere okuması. Demek ki birincisi şahsiyetin inşasında, peygamberi şahsiyetin inşasında bu surede istenenler bir, gece namazı, iki, tertil üzere kıraat, Kur'an okumak, üç,
Rabbinin adını anarak ona gönülden bağlanmak. 4. Bundan sonraki dine davet sırasında yaşayacağı bir takım sıkıntılara, maddi ve manevi sıkıntılara sabırla karşılık vermesi ve bu tebliği yaparken zaman zaman yaşayacağı bir takım olaylar içerisinde, şahıslar içerisinde onlarla mücadeleden öte, onlarla kavga etmekten öte, onların berekesine düşmekten öte, onların yanına varmadan veya böyle bir olay olduğunda o meclisi terk etmesi, güzel bir şekilde o meclisi terk etmesi gibi bir takım maddelerle peygamber adeta böyle bir ağır vazifeye Allah tarafından hazırlanmaktadır. Ne kadar mesaj verici, peygamberi bir meslek, peygamberi mesleğin temsilcileri olan kişilerin toplum hayatına girdikleri andan itibaren kendilerinde bulunması gereken vasıflar ve nasıl bir şahsiyet ile, donanım ile ortaya çıkacaklarının işareti ve bunu bize ileten bu mesajlar. Yani onları okuyup kalmıyoruz. Bunlar peygambere has. Peygamber yaşamış, mücadele etmiş, bu iş bitmiş dersek haşa. O zaman Kur'an o tarihe, o mekana, o zamana hasredilmiş olur ki böyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değil. Çünkü son peygamber, son kitap ve kıyamete kadar gidecek olan bir serüven, bir macera, bir yol, bir hayat tarzı. Surenin 3. bölümü, yani biraz evvel söylediğim Bismillahirrahmanirrahim İnne Rabbeke ya'lem bölümü tek ayetten oluşmuş ve bunlar daha sonra nazil olmuş diye rivayetler var. Bunu söyledik. Şimdi dersimizin klasiği malum, birkaç ayetin tecvid tahlili ve sonra ayeti okumak, kıraat etmek, sonra da kelime kelime manasını verip gerekli zamanlarda, gerekli durumlarda kısa açıklamalar yapmak. Biz Müzzemmil suresini okuduk, kıraat ettik, anladık ve dua ediyoruz. Bu surede Hazreti Peygamber'in şahsında ona tebliğ edilen, ona telkin edilen bu çizgide biz de o çizgiden nasibimizi alalım ve bir Kur'an talebesinin, bir Kur'an hocasının yola nasıl koyulduğunu öğrenelim diyerek Sure-i Celile'ye başlayalım. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhel müzzemmil. Sureye kıraatiyle başladık. Belki daha da güzel oldu. Şimdi tecvid tahlilini yapalım. Ya meddi munfasıl, eyyü teşdit bila gunne, el mü lam-ı tarifin izharı, müzze idgam isseyin bila gunne, müzzemmil idgam isseyin mal gunne. Açıklama yapalım. Dersimizi artık öğrencilerimizin dışında dersimize devam eden, dersimizi duyan ve bizimle bu dersi takip niyetinde olan kardeşlerimiz de bilsinler. Eyyü idgam misleyin olamaz. Çünkü bu bir edattır. Bu edat iki ayrı parçadan oluşmaz. Yani eyyü diye bunu ayıramayız. İdgamda
unsurlar vardır. Budgam, budgamın fi. Budgam sakin ilk harftir umumiyetle. Budgamın fi harekeli harftir. Böyle bir durumda Arap dilinde ve Kur'an'da mutlaka kelime, o kelime içindeki harf şedde ile, birinci harf ikinci harfe katılmak suretiyle, ses kaynaştırılmak suretiyle okunur. Eğer idgam deseydik, nedir bunun idgam, idgamın fihi diye bir soru tevcih edilmiş olabilir. Dolayısıyla biz buna teşdid, yani kelimenin içindeki ilgili harf devamlı şeddeli okunuyor, idgam sebebiyle değil. El-Müzzemmil, örtüsüne bürünen kimse. Ey örtüsüne bürünen kimse. Peki El-Müzzemmil kelimesinin açılımı nedir? Ona da kısa bir açıklık getirelim. Değerli öğrencilerim, Müzzemmil kelimesinin aslı mütezemmildir. Tefeul, tezemmül kalıbındandır. Buradaki, yani aslı müzzemmilin aslı mütezemmil. Buradaki ta harfi za harfine çevrilir, ibdal edilir. Sonra iki tane za harfi ortaya çıkar. Biri sakin, diğeri harekeli. Yani müzzemmil olur. Za harfi ikinci harfe idgam edilir. Müzzemmil olur. Bunu da öyle bilmemiz lazım. Evet. Kırık manaya devam ediyoruz. Gerekli yerlerde de açıklamasını yapacağız inşallah. Umilleyle. Elleyle lam-ı tarifin idgamıdır. İlla teşdid bila gunnedir. Meddi tabiidir. Ali meddi tabiidir. La meddi ıvazdır. Meddi ıvaz. Hükmü meddi tabii gibidir. Ama ismen meddi ıvazdır. Çünkü sonu münevven çift üstünle bittiğinden son harf olan nun hasfedilir. Yerine elif getirilir. Bu eyleme bir şeyin yerine başka bir şeyi veya bir şeyin yerinde başka bir şey görme, onun yerine onu geçirme eyleminin adı ıvaz. Ivazdır. Meddi ıvazdır. Nun gitmiştir. Elif gelmiştir. Meddi ıvazdır. Bir eliftir. Meddi tabii hükmüne tabidir. Bismillahirrahmanirrahim. Umilleyle illa qalila. Kalk. Elleyle gece. İlla ancak kalile azı hariç. Azı hariç gece kalk. Biraz açarsak az bir kısmı dışında geceyi ibadetle geçir. Allah Resulüne hitap. Tabii ki Allah Resulüne hitap ama onun etrafındaki tüm müminlere hitaptır. Gece ibadeti. Hakkında ilgili hükümlerle neler var neler yok onlar hakkında kısa açıklamada bulunacağız. Nisfehu zamir med ile. Nisfehu ama nasıl? Kendisinden sonra hemze geldiği için zamirin meddinin adı da vardır. Yani meddi munfasıl. Isfahu'e evin ihfa minhu ızhar-ı mutlak zamir kasr ile. Ali meddi tabii la meddi ıvas. Okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Nisfahu evin قص منه قليلا. Okuduğum ayet biraz evvelki ayetle çok iç içe, yani bağlantılı.
az bir kısmı hariç gece kalk dedikten sonra, buyurduktan sonra nisfehu, o gecenin yarısını, ev ya da ünkus, eksilt minhu, o geceden aliyle biraz. Kelime manası bu. Gecenin yarısını veya o gece yarısından az bir zamanı ibadetle geçir. Umille ile illa kalile nisfehu evin kus minhu kalile. Evet. Devam ediyoruz. Evzib el kale aleyhi zamir kasr ile ve rattil hükmür rakalın idgam isteyin bila hunne elgu lam-ı tarifin izharı ur hükmür rakalın ene metti tabi ter hükmür rakalın ti metti tabi la metti ıvas. Okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evzid aleyhi ve rattilil Ev ya da yahut zid arttır. Aleyhi o gecenin yarısını, o nısfı ve rattil ve tertil et el Kur'an'ı, Kur'an'ı tertile, tam bir tertil üzere. Evet. Yahut o gecenin yarısını arttır ve Kur'an'ı tertil üzere oku. Değerli öğrencilerim, bu ayet üzerinde bir nebze durmakta fayda var. Çünkü biz Kur'an'ın kıraatiyle, tecvidiyle, tertiliyle, Kur'an eğitimiyle kısaca meşgul olan, onun talebeleri, onun hocaları olan insanlarız. Bu ayeti bizim daha iyi anlamamız ve anlatmamız gerekir. Şimdi yukarıda gecenin yarısı dendi, bir de üçte biri dendi, bir de üçte ikisi. Yukarıdaki ifadeleri bu şekilde bir çerçeve içine almak mümkün. Kur'an'ın tertili nedir? Özetle Kur'an'ın nazm-ı celilinin, bakın ben Kur'an metninin demiyorum. Metin denmez Kur'an için. Çünkü metin Kur'an dışında bütün ifadelerin, nesirlerin, hutbelerin, şiirlerin vesaire kelamın hakkında söylenebilecek bir vasıftır. Ağızdan çıkan ve savrulan, doğru da yanlış da olabilen, muhtemel olabilen bu kelam için metin ifadesi kullanılabilir. Ama Kur'an her bir harfiyle, her bir kelimesiyle, her bir cümlesiyle, lafzı da manası da birbiriyle uyumlu, irtibatlı, insicam içinde adeta inci taneleri gibi sahibi tarafından seçilmiş, özene, bözene ortaya konmuş. Sıradan bir kelam değil, onun için Kur'an metni değil de Kur'an'ın nazm-ı celili diyelim. Kur'an'ın nazm-ı celili. Hiçbir kelama benzemeyen bir kelam. Evet, bu nazm-ı celilin her bir harfini mahreç ve sıfatları itibariyle gereği üzere telaffuz etmek, hakkıyla tilavet etmek, kelimeleri ağır ağır, yavaş yavaş, açık açık beyan etmek suretiyle okumak, Nazm-ı Celil'in te'lif ve beyanı yanında mana ve hikmetleri üzerinde düşünerek okumak. Mana ve hikmetleri üzerinde düşünerek okumak.
Onun için وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلَ ifadesinde cümlenin son kelamı tertiyle, adeta anlam tekit edilmiş, güçlendirilmiş, anlam teyit edilmiş, iyice pekiştirilmiş ve muhatabın dikkati çekilmiştir. Ben burada önemine binaen bu tertil kelimesinin beyanı sadedinde merhum Elmalılı Hamdi Yazır Hoca Efendi'nin tespitlerini sizinle paylaşmak istiyorum. Bunu özellikle dikkatle dinlemenizi istiyorum. Diyor ki merhum, aynen tefsirinden okuyorum. Bir söz haddi zatında ne kadar güzel olursa olsun, gereği gibi güzel okunmayınca güzelliği kalmaz. Güzel okumasını bilmeyenler güzel sözleri berbat ederler. Kelamın tertil ile güzel söylenmesi ve okunması ise sade ses güzelliğiyle, gelişi güzel, eze büze teganni etmek, saz teli gibi sade ses üzerinde yürümek kabilinden bir musiki işi değildir. Muhteşem cümleler. Nazmın mana ile münasebeti ve lisan, fesahat ve belagatı hakkıyla gözetilerek ruhi ve manevi bir mütabakatla, uyumla, yani yerine göre şedde, yerine göre yumuşaklık, yerine göre şiddet, affedersiniz, şiddet, yerine göre yumuşaklık, yerine göre met, yerine göre kasır, yerine göre gunne, yerine göre ızhar, yerine göre ihfa, yerine göre iklat, yerine göre vasıl, yerine göre sekit veya vakıf. Ve hasılı bütün maksat manayı duymak ve mümkün olduğu kadar duyurmak olmak üzere tecvid ile okumak işidir. Kur'an'ı tertil üzere okumak bu işte. Bunun için müellif devam ediyor. Bunun için Kur'an okumakta tertil ve tecvid lazımdır. Tecvid de, bakın burası da önemli, burası çok önemli. Bunun için de tecvid de kaf çatlatmak derdiyle çatlatmaktaki manayı gaybetmek değildir. Mesele kafı çatlatmak değildir. İlmi kıraat ve tecvid kitaplarında Kur'an kıraati 3 mertebe üzere tasnif olunmuştur diye devam ediyor merhum. Allah makamını cennet eylesin. Muhteşem bir tespit ve adeta efradını cami, ağyarını mani bir çerçeve içine almış tertilin mana yelpazesini. Evet, devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. İnne idgâm-ı misreyn ma'al gunne meddi tabi'i senülki meddi tabi'i kavlen fe ihfa feki meddi tabi'i la meddi ivas. Bismillahirrahmanirrahim. İnna senulqi aleyke kavlen sakila. İnna, şüphesiz biz azimüşşan senulqi vahyedeceğiz aleyke sana kavlen sakila, ağır bir söz. Evet, kelime karşılığı bu. Yani ey Muhammed aleyhissalatü vesselam, tahammülü, taşıması, icrası, ifası çok zor olan bir kelam indireceğiz sana. Tatbik ve icrasını
nasıl icra edeceksin, nasıl uygulayacaksın ve uygulatacaksın ümmetine, bunları sana emredeceğiz. Demek ki o ağır söz, o söz ağır teklifleri ihtiva ediyor. Mesuliyetleri ihtiva ediyor. Kolay değil. Allah Resulü adeta uyarılıyor. Adeta. Şimdi vahiy esnasında Allah Resulü bir takım haller yaşamış. Gerek vahyin maddi ağırlığı, kolay değil, hiç yaşamadığı bir hali yaşıyor Allah Resulü. Onun ağırlığı, tazyiki, gelen ayetlerin manasındaki ahkam ve ahlakın icra ve tatbikatında nefis kolay bir durumda değil. Bunların, bu hükümlerin amele dökülmesi, yaşanması, tatbikatı nefis adına özel bir cehd, bir gayret ve bir adeta can hıraş bir mücadele ister. Kolay şeyler değildir. Onun için Kur'an okumak kolaydır ama amel zordur. Mizanda ise bu amelin sevabı ağır gelecek. Rabbimize dua edelim. Okuyoruz. Okumaya çalışıyoruz. Okuduğumuzu iddia ediyoruz ama acaba okuyabiliyor muyuz? Başta nefsim ve bu yolda olan bütün kardeşlerimize özellikle bu cümle üzerinde düşünmelerini istiyorum. Kolay şeyler değil. Kur'an okumak başkadır. Kur'an'ı okumak başkadır. Birincisi dile, lisana dayanır. Harfler, mahreçler, sıfatlar. Eyvallah. Bizim yıllardır üzerinde durmaya çalıştığımız zaman orada durmayıp üçüncü basamağa ve daha ileriye doğru. Bu ilahi kelam bize ne diyor? Soru bir, yetmez. Bu ilahi kelam bize ne demek istiyor? İşte Kur'an okumak bu iki soruya yönelmekle olur. Sadece dilin zikri virdi şeklinde, sadece telaffuz kalıplarıyla kalırsa ne olur? Orada kalır. O bir tatmindir. Ruha, kalbe şifadır. Huzur vericidir ama zamanla mukayyettir. Birkaç dakikadır veya bir iki saattir. Kur'an okumak ibadettir. Kur'an okumak büyük bir ibadettir ama Gazali merhumun dediği gibi lisanın hakkı onu tertil etmektir. Aklın hakkı onu tefsir etmektir. Kalbin hakkı ondan hisse alabilmektir. Şahsiyeti onunla örebilmektir, inşa edebilmektir. Onun için Kur'an ibadeti en büyük ibadettir. Devam ediyoruz. Bir iki ayet daha tecvid tahliline devam edelim. Sonra kıraat ve tefsiriyle yürüyelim. İnne teşdid mahalli gunne ne meddi tabi elle lam-ı tarifin idgamı eşeddu idgam misleyin bila gunne. Bakın buna ne diyoruz? Teşdid diyemiyoruz. Çünkü aslı var, açılımı var. Eşdedü, ef'alü, ismi tafdil vezninde, dal dala idgam. Lapu, kalkale, enve, idgam, maal gunne. İdgam maal gunne ifadesi yerine, idgam maal gunne daha doğrudur. Eko, kalkale, bi, meddi tabi, la, meddi ıvas. Bismillahirrahmanirrahim. İnne naşi'ate'l-leyli hiye eşeddu
وأقوم قيلا. İnne, şüphe yok. Şüphesiz ki naşi'etel leyl, gece kalkışı, naşi'e gece uyanışı, gece kalkışı, bir amele matufen, yani burada ibadet üzere, etmek üzere, gece uyanmak, gece kalkışı diye, evet o gece kalkışı, eşeddü, daha güçlüdür. Vat'e, etki yönünden, ve ekvem, ve daha sağlamdır, gıyla, söyleyiş ya da sözce. Bu kelime manası. Şimdi ayette murad edilen şey Allahu alem şudur. Şüphesiz gece vakti etkisi ve uyum ortam itibariyle çok uygundur. Yani ibadetten alınacak haz, huzur, okunacak Kur'an'ın zihinlere yerleşmesi, etkili olması, kökleşmesi anlamında gece ibadeti, gece uyanık olmak, gece kalkışı elveriştir. Gecenin zaman olarak, geceleyin o zaman içerisinde yapılan ibadetin ruhlara ve zihinlere kökleşmesi, etkisi itibariyle bambaşkadır. Gündüzle mukayese edilemez. Peki gece ibadeti acaba nedir? Burada önce elbette ki gece eda edilmesi gereken namazdır. Özel ismi malum teheccüddür. Fakat sadece kıyam-ı leyl diye geçen gece yapılan namaz değil, namaz içinde tilavet, Kur'an tilaveti, zikir, tefekkür, tekbir, tehlil vesair şeyler geceyi, o güzelim vakti değerlendirmenin en güzel eylemleridir. Şimdi değerli öğrencilerim, düşünelim, gece sessiz bir ortamdır, sakindir, değil mi? Tenhadır. Birçok insanın uykuda geçirdiği vakitlerdir, gece vakitleri. İşte o vakitlerde kalkabilmek, uyanabilmek, bir abdest alıp gece ibadetinde durabilmek, sonra sırasıyla Kur'an, zikir, tesbih vesaire şeylerle meşgul olmak, geceleyin insan üzerinde bütün bunların hiçbir vakitle kıyaslanmayacak derecede etkileri vardır. İnsanı zinde tutar. Hatta şahit olduğumuz şeyler cümlesindendir. Zaman zaman geceleri ya yeni uyandığımız veya uyumayıp da gece vaktine kadar kaldığımız durumlarda zihnimize o kadar güzel şeyler takılır. Gündüz hatırlayamadığımız şeyleri hatırlar. Gündüz tespit edemediğimiz bir takım şeyleri tespit eder. Açılımlar içinde oluruz. Nereden geldi bunlar? Nasıl geldi diye zaman zaman sorgularız. Onun için bizim alimlerimiz geceyi ayrıca ilim tahsiliyle, tahsiliyle de geçirmişler ve değerlendirmişler. Bir ayet daha tecvid tahlil yapalım. Sonra dediğim gibi kıraat ve tefsiriyle, kısa tefsiriyle devam ederim. Bismillah. İnne teşdid ma'al hunne leke finne lam-ı tarifin idgamı nehe metti tabi ri hükmurra ince seb-ı kalkale hanto ihfa tovi metti tabi la metti vas. Bismillah. İnne leke finnehâri sebhan tavîle. İnne şüphesiz leke senin için vardır. Finnehâr gündüz vaktinde. Sebhan bir yüzüş. İzah edeceğim.
Tavîle, uzun bir yüzüş. Yani ey Habibim, ey insan, gündüz vakti yapman gereken işler vardır. Hareketlisin, koşmaktasın, yürümektesin, oraya buraya, gerek rızkını temin, gerek başka işlerini yerine getirmek üzere bir meşguliyet, bir telaşe içindesin. Dolayısıyla gündüz, geceleyin biraz evvel anlattığımız ayette de işaret edilen ibadetler gündüz de yapılabilir mi? Yapılabilir ama geceyi tutmaz. Geceyle mukayese edilmez. Gündüz zihinler meşgul, bedenler yorgun, zihinler uyarılmıştır. Allah korusun günaha vesair, mala yani şeylere dalmıştır. Dolayısıyla mala yani şeylerle, hatta günah ile, günahlarla beraber nasıl namaz, günahlarla beraber nasıl Kur'an kıraati, zikir, tesbih, tekbir, tehlil. Çok, çok zor. Onun için geceyi değerlendirin. Bakın okuduğumuz ayetler Allah Resulü'nü bir yolculuğa hazırlıyor. Uzun, ızdıraplı, sıkıntılı, meşakkatli bir yolculuğa hazırlarken Cenab-ı Hak bedenini hazır hale getiriyor, ruhunu hazır hale getiriyor. Demek ki din işi kolay değil, tebliğ işi kolay değil. Kur'an'ı insanlara tebliğ etmek, o hakikatleri beyan etmek, beyan edilen hakikatleri üzerinde göstermek bedenen, ruhen güçlü olmayı gerektirir. Bunun içinde geceyi özellikle değerlendirmek lazım. Bismillahirrahmanirrahim. وَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيلًا. وَذْكُرْ an اسْمَ رَبِّكَ, Rabbinin ismini. وَتَبَتَّلْ yönel, ileyhi ona, Rabbine, tebtiyle tam bir yönelişle. Biraz evvel ifade ettiğim bu ibadetler esnasında onsuz olma, onunla ol. Tesbih et, tehlil et, tevhid et, namaz, Kur'an okumak, ilim tahsili, nasihat ve irşad. Nefsine nasihat, nefsini irşad, Kur'an ile, ibadet ile, özellikle nefse zor gelen bir artı cehd ve mücahedeyi gerektiren gece ibadeti ve gece vaktini değerlendirmek. Öyle Rab, öyle Rab. Rabbül meşriki vel mağrib. رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا. Doğunun Rabbi, batının Rabbi, la ilahe illahu, ondan başka ilah yok. O halde فَاتَّخِذْهُ, onu edin, vekile, vekil. Gayet açık. Yaratan, terbiye eden, bize sahip olan, üzerimizde her türlü tasarruf hak ve yetkisine sahip olan, parlayanı parlatan, söneni söndüren her şeyin sahibine kemali edep ile, kemali muhabbet ile yönel, çünkü böyle bir ibadete ancak ve ancak müstahak olan odur, Allah'tır. فَتَّخِذْهُ وَك۪يلًا. İşini
onun görmesini iste. Tevekküle bakınız. İşini, işlerini onun görmesini iste. Bütün işlerinde onun hükümlerince yürü. Yani o ne diyorsa doğrudur. O neye yanlış diyorsa yanlıştır. Asla kendinin veya başkasının isteğine göre yürüme. Çünkü her şey onun kudreti altındadır. Tabii meşakkatli, zor bir yolculuğa çıkarken tavsiyelerde bulunan Cenab-ı Hak burada biraz daha nefsinin güç yetirmesi gereğine işaret ediyor. Nefsine ağır gelen şeylere karşı direnmeyi, sabretmeyi özellikle altını çizerek ifade ediyor. Bismillah. وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا Ey Muhammed! Vasbir, sabret. عَلَى مَا يَقُولُونَ Söylediklerine. وَاهْجُرْهُمْ Ve onlardan uzak dur. هَجْرًا جَمِيلًا Güzel bir uzak duruşla. Yani kelime manası bu. Allah Resulü Mekke'nin ilk dönemlerinde o Mekke kafirlerinden neler duydu, neler gördü. Ona iftira ettiler, ona hak etmediği şeyleri yapıştırdılar, sataştılar, öldürmeye yeltendiler. Her hakareti yaptılar ama Cenab-ı Hak aman ya Muhammed ey peygamber sakın onların derecesine düşme. Kötülüklerine karşılık verme. Şimdilik müsamaha ile, idare ile ve güzel bir ahlak ile onlara muhalefet et. Yani onların seviyesine inme. Asla çatışma o ortamlara girme. En azından muvakkat bir zaman için. Her bir ayet sadece ve sadece Hazreti Peygamber'e değil, hepimize canlı bir şekilde adeta nazil olmuş. Okudukça bir daha iniyor. Bir daha nazil oluyor kime? Hepimize. Şimdi bir teselli ayeti de olabilir. O geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ اُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا وَذَرْنِي Bana bırak. Veya beni bırak. Vel mükezzibîn. Yalanlayanları ve beni bırak ama daha doğrusu o yalanlayanları sen bana bırak. Kim onlar? Ulin ne'me. Nimet sahibi, bolluk, refah içinde yüzen o elit tabaka, o müşriklerin önde gelen kafirleri sen onları bana bırak. Yani ben onların hakkından gelirim. Sen hiç üzülme. وَمَهِّلْهُمْ Onlara mühlet ver. قَلِيلًا Kısa bir süre. Onlara biraz süre tanı. Gayet açık. Müfessirler bu cezalandırma sürecinin Bedir Savaşı ile başladığını ki büyük bir mağlubiyet yaşamışlar, perişan olmuşlardı. Tabi bu dünyalık, bunun bir de ahiret boyutu var. Onu da Cenab-ı Hak biliyor nasıl olacağını. Biz ona karışmıyoruz. Allah Resulü'nü
teselli ediyor Cenab-ı Hak. Üzülme, tebliğine devam et, sabırlı ol, sana düşen vazifeleri yap ve onları sen bana bırak, ben onların hakkından gelmeye muktedirim. Amenna. Şimdi bu ayet ve bundan sonraki birkaç ayet onların ahirette karşı karşıya kalacakları azap sahnelerinden birkaç kare. O mealde diyelim. Bismillahirrahmanirrahim. İnne ledeyna enkâlen ve cehîmâ. İnne şüphesiz ledeyna bizim katımızda var. Enkâlen prangalar. Bu hayvan bağı, kelepçe, o gemilerdeki demir halatlar anlamında pranga. Tabi pranga denildiği zaman akla daha çok ayaklara vurulan, mahkumların ayaklarına vurulan ve onlara ağırlık veren, eziyet veren, ceza veren bir durum, bir uygulama diyelim. Evet. Prangalar var. Ve cehime ve cehennem ateşi var. Ateş var. Bu katımızda. Onlar bu cezayı görecekler. Az önce söylediğim gibi ceza veya azap dünya ile sınırlı değil. Peki başka ne var? Bismillahirrahmanirrahim. Ve ta'amen zâ gussatin ve azâben elîmâ. Allah Allah. Allah muhafaza. Allah muhafaza. Yanımızda, katımızda bir de yiyecek var ki ve gussa. Yani boğazda kalan, boğazdan geçmeyen, boğazdan geçmeyen bir yiyecek. Ne olur? Kendimiz hakkında düşünelim. Boğaza takılıp kalan, mideye gitmeyen, nefes borusuna giden, orada takılı olan bir durum. Hayat biter. Ölümle sonuçlanabilir. Evet. Boğazdan geçmez bir yiyecek ve azaben elima ve elem veren, acı veren bir azap. Bu boğazdan geçmeyen yiyecek hakkında bunlar yapılmış. Başka ayetlerde de kısa da olsa açıklamaları olan, hatta bir sure-i celilede sure-i Duhan'da zakkum ağacı veya kuru diken. Allah Allah. Yani tadmadık, Allah tattırmasın, ama korkunç bir yiyecek. Korkunç. Cehennemliklere layık olan bir yiyecek. Allah bizi muhafaza eylesin. Allah bizi muhafaza eylesin. Ya Rabbi. Ya Rabbi. يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا. Yevme o gün tarucufu sarsılır, el ardu arz, vel cibalu ve dağlar. وَكَانَتِ الْجِبَالِ dağlar olur, كَثِيبَ kum yığınları, mehile savrulmuş. Demek ki öyle bir zelzele, öyle bir felaket olacak ki yeryüzü ve özellikle dağlar, koskoca dağlar tuz buz olacak, savrulacak. اِنَّا اَرْسَلْنَا
عليكم رسولا شاهدا عليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. Buraya kadar ayetler bildiğimiz minval üzere geldikten sonra geçmişte bir peygambere ve o peygamberin amansız düşmanı olan Firavun denilen bir kralın arasındaki mücadeleye atıfta bulunarak, çünkü Allah Resulü'nün müşriklerle olan mücadelesi Hazreti Musa'nın aleyhisselam Firavun ve etrafındakilerle mücadelesi arasında kısmi benzerlikler var. Bir, atıfta buluyor, teselli ediyor, ara veriyor peygamberimize. Bak, geçmişte Musa peygamber vardı. Onun bir düşmanı vardı. O ne mücadeleler verdi. Sonunda galip gelen kim oldu? Sen de öyle olacaksın. Galip geleceksin sen diyerek bu sıkıntılı yolculuğa, bu nefse ağır gelen, zor gelen, inişleri çıkışları çok olan bu seyahatte Hazreti Peygamber'e yapılan tavsiyelerin, emirlerin ardından teselli cümleleri. İnne şüphesiz biz ersenna gönderdik ileyküm size Resulen bir peygamber. Şahiden aleyküm size şahitlik edecek, hakkınızda şahit olacak bir peygamber. Kemani tekim ersenle gönderdik ila firavuna resula peygamber. Yani şüphesiz firavuna bir peygamber gönderdiğimiz gibi ey müşrikler size de hakkınızda şahit olacak bir peygamber gönderdik. Şimdi müşrik kavmin geçmişiyle özellikle Hazreti İsa hakkında, Hazreti Musa hakkında özellikle bilgi sahipleri, bilginlerin, okur yazarların tarihleri hakkında bilgileri var. Tamamen uzak değiller. Tabi bir kısım insanların. Dolayısıyla onların dikkati çekiliyor. Peygamberimizi teselli edilirken onlara da size bir peygamber geldi. Adı Muhammed aleyhissalatü vesselam ve size la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyerek sizi tevhide, sizi hakka davet ediyor. Dikkat edin, agah olun. Musa da böyle demişti ama Firavun ona uymadı, tabi olmadı, dinlemedi. Sonunun ne olduğunu biliyorsunuz ey müşrikler diyerek onlara açıklamada bulunuyor. Hatta Tevrat'ta Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam hakkında Musa peygambere hitaben senin gibi bir Resul ifadesi vardır. Yani iki peygamberin arasında, iki peygamber muhataplarının arasında benzerlikler var. Öyle demiş Hazreti Musa'ya peygamberimiz hakkında. Ve her iki grubun zulümleri, şiddetleri, küfürleri, isyanlar arasında da benzerlikler var. فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا. Musa peygamber mücadele etti ama ne oldu? فَعَصَى Firavun. Firavun isyan etti. Er-Resul peygamber. Firavun peygambere karşı geldi. Bu sebeple fe'ahadna biz tuttuk, alıverdik, yakalayıverdik
hu o Firavun'un, tabi Firavun ve etbaının ve bir tutuş, bir yakalayışla ve bile çok vahim, çok korkunç. Yani nasıl suda boğuldular. Evet. Onlar Firavun'un ardından Hazreti Musa'ya yetişmek, Firavun'la beraber Hazreti Musa'yı öldürmek, hayatına son vermek üzere Hazreti Musa'yı takip ederken suda boğuldular. Hep birlikte. Şimdi müşriklere dönerek Cenab-ı Hak onları uyarıyor. Onlara soruyor. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. Allah Allah, Allah Allah. فَكَيْفَ nasıl? Eleyda. فَكَيْفَ nasıl? تَتَّقُونَ korunursunuz. Nasıl korunacaksınız? Kendinizi nasıl koruyacaksınız? İn kefartum. Eğer bu şekilde inkarda devam ederseniz kendinizi nasıl korursunuz, koruyacaksınız? Yevme o gün yec'alul vildane şiba. Yec'alu el vildane şiba. Yec'alu kılar, yapar. El vildane çocukları şiba ihtiyar. Çocukları adeta ihtiyar yapan o günün azabından eğer böyle küfretmeye, inkar etmeye devam ederseniz nasıl korunacaksınız? Nasıl kurtulacaksınız? Evet, gayet açık. Es-semâ'u munfatirun bih, kâne ve'duhu mef'ûlâ. Evet, sema, es-semâ, gökler, munfatirun, çatlayacaktır, parça parça olacaktır, bihi, o günle, yani o günün dehşeti. Kâne olacaktır va'duhu, onun vaadi, Allah'ın vaadi, yani dünyada size ahirete taalluk eden konularla ilgili neyi ne kadar vaat etmişse mef'ula, yapıla gelmiş, yerine gelmiş olacaktır. Amenna ve sallam. O dehşetli gün sadece dağlar erimeyecek, dağlar kum yığınları gibi savrulmayacak, çocuklar kocalmakla kalmayacak, gökler de yarılacak. Çünkü emri ilahi budur, vaat edilen budur, vakit saati geldiği zaman mutlaka olacaktır. İnne hâzihi tezkiren femen şâe ettehaze ilâ rabbihi sebîlâ. Evet, buraya kadar anlatılanları şöyle bir özetle, son cümle, son nokta gibi. İnne şüphesiz, hazihi bunlar, yani size yönelik peygamberimin aracılığı ile gönderdiğim ve söylediğim uyarılar, ihtarların tamamı tevkira, bir öğüttür. İçinde nasihat vardır. İbret alınması gereken şeyler vardır. Femen, artık bir kimse, artık kim şa'e diledi, ittehaze edinir, ila rabbihi, Rabbine sebil. Artık bundan böyle kim dilerse, kim isterse Rabbine bir yol bulur. Ya Rabbine girecek bir yol edinir. Demek ki
dilemek lazım. İstemek lazım. Adım atmak lazım. Bu nedir? Önce imandır. İlk adım, olmazsa olmaz adım önemli. Sonra itaat. Ne isteniyor? Emir başının gözünün üstü. Lebbeyk, Allahümme lebbeyk ifadesinde özetlendiği gibi. Sonra itaat, ameli salih. Güzel için. Nefsimiz için, yakınlarımız için, ailemiz için, vatanımız için, milletimiz için, dinimiz için, insanlık için ameli salih, hayırlı şeyler. Hayrına ve güzelliğine Allah'ın ve Resulünün karar verdiği şeyler. Ameli salih. Aklın, mantığın elbette ki uyması, kabul etmesi bunlardan sonra gerekir. Zaten akla uzak, mantığa ters ayet, hadis. Ama her şeyi akıl, her şeyi mantık çözer diye bir şey, bir kuralda söz konusu değil. Demek ki ameli salih doğruluğuna ve güzelliğine Allah'ın ve Resulünün karar verdiği şeylerdir. Büyük veya küçük. Bunlarla yola çıkarsa Rabbini bulur, Rabbine gider diye ilk bölüm 19. ayet bu şekilde tamamlanmış oluyor. Hatırlayalım. Şimdi okuyacağımız ayet sureden ayrı olarak daha sonraki zamanlarda inmiş. Fakat bu ayette ilk bölüm gibi acaba Mekke'de mi, Medine'de mi, bu konuda ihtilaf söz konusu. İsterseniz bu son bölümü tedvir seyriyle okuyalım. Uzunca bir ayet. Bismillahirrahmanirrahim. İnne rabbeke ya'lemu enneke tekûmu edna min thulutayil leyli ve nisfahu ve thulutahu ve taifetun minellezîne ma'ak. Vallahu yukaddirul leyle ven nehâr. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ آمَنَّا وَصَدَّقْنَا. Evet, bu uzunca ayeti böyle okumak durumunda kaldık. Dersimizin akışı içinde malum Nazm-ı Celil'i tahkik seyriyle okumak var, tedvir seyriyle okumak var. Hadır biraz daha süratli olması hasebiyle tek dersimizde onu kullanmıyoruz. İnne şüphesiz Rabbeke senin Rabbin ya'lemu biliyor ki enneke muhakkak sen tekûmü kaimsin, kıyamdasın. Edne min thulüseyil leyl. Gecenin üçte ikisine yakın kısmında. Gecenin
üçte ikisine yakın bir zaman diliminde ibadet üzere olduğunu Rabbim biliyor. Ve nisfehu ve yarısında o gecenin ve thuluthehu ve üçte birinde. Yani gecenin üçte birinde, yarısında ve üçte ikisine yakın kısmında senin kalkıp namazda, kıraatte olduğun Rabbin görüyor ve biliyor. Ve taifetün ve bir grup minellezine o kişilerden ki me'ak seninle beraber olan sahabe-i kiramdan yeni yeni Müslüman olmuş, etrafında toplanmış kişilerden de bir grup, onlar da senin gibi gecenin üçte ikisini, üçte birini ve yarısını ibadetle değerlendiriyor olduklarını Rabbim biliyor. Allahu Allah yukaddirul leyle ven nehar. Evet, Allah geceyi de takdir eder, gündüzü de takdir eder. Alime, Allah bilir ki, bilmiştir ki, ellen tuhsuh, siz o vakti sayamazsınız. O vakti takdir edemeyeceğinizi Allah biliyor. Biraz sonra açıklayacağım. Fetabe bu sebepten sizi affediyor. Aleyküm sizi affediyor. Yani geceyi gündüzü takdir eden Allah sizin vakti tespit edemeyeceğinizi biliyor. Bu yüzden sizi bağışlıyor. Fekra'u o halde sizi okuyun. Ma bir şey ki teyessere kolay geldi. Minel Kur'an. Kur'an'dan kolay gelen, kolay olanı, kolay olduğu üzere, kolay geldiği şekilde Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Bunlar söylenebilir. Alime, yine Allah bilir, bilmiştir ki en seyekun olacaktır minküm içinizden merda hastalar. Yani içinizde hastaların da olabileceğini Allah biliyor. O içinizde hastaların dışında ve aharune diğer bir grubun diğerlerinin içinde yadribune tepiyorlar fil art yeryüzünde yebtehune istiyorlar, araştırıyorlar min fadlillah Allah'ın fazlını toparlayalım. Bir kısmınız da Allah'ın lütfundan rızık aramak üzere yeryüzünde dolaşıyor olduğunu da dolaştıklarını da Allah biliyor. Yani herkes aynı anda ibadette olmaz. Kimi hastadır, kimi rızık peşinde, telaşe ve meşguliyet içerisindedir. Peki devam edelim. Ve aharune ve diğerleri diğer bir kısımda yukatilune savaşıyorlar fi sebilillah Allah yolunda. Öyle ya. Hepsi aynı anda orada değil. Herkesin vazifesi şeyde sefer üzere olan cephede düşmanla mücadele eden, düşmanla savaşan da olan ve de rızık peşinde olan hepsini Cenab-ı Hak biliyor. Fekra'u ma teyessere min. Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Ve akimus salah ve namazı kılın. Ve atuz zeka zekatı ödeyin. Ve akrizullaha ve Allah'a borç verin. Kardan hasena güzel bir borç. Peki ama açıklayacağız bunları tabi. Ama bir şey ki tukaddimu hazırlarsınız, takdim edersiniz. Li enfusikum kendiniz için bir hayır. Kendiniz için bir hayır hazırlayıp takdim ederseniz, görürseniz teciduhu o hayrı bulacaksınız. İnşallah Allah katında. Yani yaptığınızın karşılığını elbette bulacaksınız, göreceksiniz. Ki hüve o hayır ve o bu yaptığınız, bu takdim ettiğiniz, bu hazırladığınız şey hayran daha hayırlıdır. Ve ehzame daha büyüktür. Ecra ücret, bedel, karşılık olur. Ve estağfirullah ve Allah'tan
af dileyin. İstiğfar edin. İnnallâhe gafûrur rahîm. Çünkü Allah çok bağışlayan ve çok esirgeyendir. Evet. Yani Allah için ne yaparsanız hayır adına en büyük hayır odur. En büyük sevap odur. Karşılığı boldur. Hatta karşılığını hayal bile edemezsiniz. Şimdi bu ayeti kısaca açıkladıktan sonra dersimize nihayet verelim. Gece namazı. Şimdi malum olduğu üzere ilk ayetlerde gece namazı için gece uyanmak, kalkmak ve bunu belli vakitlerde eda etmek emredilmişti. Umilleyle illa kalile ile ahire. Sonra gece namazı ve vaktin tespitinde ortaya çıkan ashab içinden vaktin tespitinde ortaya çıkan bir takım sıkıntılar, zorluklar olunca işte bu ayetle bu yük, bu ağır yük diyelim, mesuliyet hafifletildi. Buradaki emir teşvik ve tavsiye mahiyetinden kabul edildi. Başlangıçta malum gece namazı peygamberimize de ümmete de farz idi ama bu zorluklar sebebiyle Cenab-ı Hak tahfif etti, hafifletti. Rahmetiyle, merhametiyle yalnız peygamberine farz, ümmete ise nafile bir ibadet oldu. Şimdi Kur'an'dan kolayına, kolay geleni, kolayınıza geleni okuma. Bir, yani gece kolayınıza gelecek miktarda teheccüd edin. Yani iki kılan, dört kılan, daha fazla kılan, yani kolayınıza nasıl geliyorsa. Çünkü ilk zamanlar Hazreti Peygamber'in etrafında sabahlara kadar adeta namaz kılıyor olmaktan namaz kılanların büyük sıkıntılar yaşadığı, ayaklarını şiştiği ve buna muvaffak olamadıkları tabiatıyla fıtri olarak görülünce işte bu 20. ayetle bu tahfif dediğimiz hafifletme Cenab-ı Hak tarafından müminlere bir merhametinin gereği böyle kılındı, böyle yapıldı. İki, teheccüde Kur'an'dan kolayınıza gelen miktarda okuyun. Mesela iki rekat niyet ettiniz. Her bir rekatta isteyen bir sayfa, bir sayfa. Daha çok, daha az. Yani kolayınıza nasıl geliyorsa bu mana teheccüde Kur'an'dan kolayınıza gelen miktarda okuyun. Üç, eğer bu ayeti az önce isimlerini verdiğim kaynaklardaki ifadeyi söylüyorum. Sadece Kur'an'dan kolayınıza gelen miktarı okuyun diye anlamak da mümkün. Yani bir insan oturduğu zaman Kur'an'ı 5 dakika okuyabilir, 20 dakika okuyabilir, yarım saat veya daha fazla. Hatta burada hatırlarsanız zaman zaman derslerimize söylüyoruz ve yer veriyoruz. Kalbiniz Kur'an'la ülfet ettiği sürece okuyun. O ülfetten uzaklaştığınız an bırak. Çünkü irtibatı koparttığınız an o ilahi kelam size bir şey vermeyecektir. Ama irtibatı devam ettirdiğiniz sürece ki bu şahsa göre değişir. Kimisi birkaç dakika, kimisi belki bir saat veya daha fazla. Bir başka madde ayette geçen sebeplerle hastalık, rızık temini, cihat, savaş gibi Allah kullarına kolaylık göstermiş, gece ibadetinin farz değil, mendup olduğunu ortaya çıkmıştı. Yani Cenab-ı Hakk'ın bu müsamahasıyla ulema ayetin bir emir değil, bir teşvik olduğu yönünde hükmünü beyan etmiş. Yani Hazreti Peygamber teheccüd namazını kılacaktır. İsra suresinde وَمِنَ الْلَيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكْ. Sana nafile, yani bu namazı sen kılacaksın.
ümmetin kılarsa elbette onlar için hayırlı ve faziletli gerekir. Ama bu bir emir değildir, mutlak değildir, beş vakit namaz gibi değildir. Bir başka husus, namaz ayette, son ayette namaz emri var, zekat emri var, fakirlere iyilikte bulunmak, karz-ı hasen, Allah'a borç, kula borç vermek suretiyle, kulun sıkıntısını izale etmek suretiyle Rabbin rızasını kazanmak, onu razı etmek, neticede onun da kulunu ummadığı bir şekilde ödüllerle ödüllendirip ondan razı olmasıdır. Yoksa Allah'ın borcu haşa ihtiyacı yok. Demek ki gönül kazanan Allah'ı sevindirir. Ayetin özeti. Gönül kazanan. Bir insanın maddi veya manevi bir ihtiyacını giderdiği an Allah'ın ihtiyacını gidermiştir. Allah muhtaç değil ama Allah razı olur. Allah hoşnut olur. Allah hoşnut olursa evet. Ve bu ayette namaz kılın, zekatı verin ayetlerinin bildiğimiz beş vakit namaz ve bildiğimiz zekat ibadeti olarak müfessirler tarafından anlaşılmış ama bundan ziyade daha çok bu ibadetlere doğru bir hazırlık, bu Kur'an yolu tefsirinde özellikle bu cümleleri gördüm. Yani ibadetlere doğru bir hazırlık, yükümlülük bilinci oluşturma şahısta, kişide, safhasıdır. Çünkü deniyor ki orada surenin nazil olduğu dönem beş vakit namaz ve zekat o zaman değil, bunların bir vecibi olarak yıllar sonra farz olduğu ifade edilmiş. Evet, bu cümlelerle okumaya çalıştık, anlatmaya çalıştık ama denizde bir katre, bir damla, Allah şahit, ummanda bir katre, Allah bilimizi onu tertil etmeye, Allah aklımızı ondan ilim tahsil etmeye, Allah kalbimizi ondan etkilenmeye ve bütün bunlarla Müslüman olmamızı, şahsiyetli bir Müslüman olmamızı, hakkıyla Müslüman olmamızı bize, talebelerimize, bizi dinleyenlere Cenab-ı Hak nasip eylesin. Duanın en güzeli kalıplarla yapılan dua değildir. Duanın en güzeli isteneni yapmaktır. Kimin istediği şeyi, istenen şeyi kimin? Allah'ın ve Resulü'nün. Müslümanlık budur. Müslümanlık konuşmak değildir. Müslümanlık eylemdir. Müslümanlık az da olsa, öz de olsa devamlı ibadettir. Devamlı toplum içinde istikamet üzere olmaktır. Özü sözüne, sözü özüne denk düşmektir. Bizim duamız budur. Kur'an'ı anlamak, Kur'an'ı okumak, Kur'an'ı yaşamak üzere geçirdiğimiz her vakit ibadettir. Onu ben, hocanız, hocalarımız nasıl öğrendik onlardan? Hocanız olarak bizler, talebelerimiz olarak sizler ciddiyetle, disiplinle dinlemek, ayetlerin izini takip etmek. İnnellezîne yetlûne kitâballâh. Allah'ın kitabını okuyanlar. Böyle gazete, mecmua, dergi okumak gibi değil. Murad-ı ilahi nedir? Murad-ı ilahinin dediği nedir, demek istediği nedir çizgisinde okuyarak Allah'ın kitabını hakkıyla tilavet etmiş oluruz. Rabbim bizi bu zümreden eylesin. Yine tekrar ediyorum. Esnai derste sürçülisan ederek kıraatinde veya tefsirinde elde olmayan sebeplerden dolayı hatamız, kusurumuz oluştur. Bundan dolayı başta kelamın sahibinin affına, ehlinin,
bizi dinleyen ehlinin müsamahasına sığınıyorum ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.